değerli seyircilerimiz, Kanal Ümit ekranlarına Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Genel itibariyle gazetecilikten bahsedeceğiz. Gazetecilik artık evrildi internet gazeteciliğine. Şöyle yazılı basından biraz bahsedelim, biraz internet basınından bahsedelim. Gazetelerimizi bu eksende inceleyelim istiyorum. Varsa gazetecilerimizin sorunları, onları da konuşalım. Bugünkü konu Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı, aynı zamanda Harput Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Mustafa Doğan'la beraberiz. Kendileriyle zaten şu yeni internet yasasında konuşacağız. Kendilerine dair olanı, dijital basını konuşacağız. Yeni sorunları varsa onları konuşacağız. Bir de özellikle sendikalaşmayı da, öneminden de bahsedeceğiz. Sizin sorularınız varsa bizlere eşlik edebilirsiniz. Numaramızın WhatsApp kısmını kullanabilirsiniz. Numaramız program boyunca da alt bant olarak kalacaktır. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür, siz iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, sizi ilk defa Melisa ile Yaşama Daire'de ağırlıyoruz. Evet, doğru. Seyircilerimiz sizi tanısınlar. Bütün Elazığlılar tanıyor ama şehir dışından da çok güzel bir şekilde seyrediliyoruz. Onlar da tanısınlar sizi. Evet, yani bu kanal bize yabancı bir kanal değil. Evet. Uyduya çıkmadan önce de biz bu kanalda spor yorumcusuyduk. Sık sık devam ediyorduk. Her zaman da seviyoruz. Daha da yaşamasında da umutlarımız var. İnşallah Kanal Ümit daha da çok iyi yerlerde olur. İnşallah. Çok iyi haberlerle biz de zaman zaman burada katkı sunarız. İnşallah. Evet. Ben Mustafa Doğan, dediğiniz gibi Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanıyım. Aynı zamanda Harput Gazetesi imtiyaz sahibi. Kimse Şubat'ın 28'inde 5. yılımız bitecek. Hayırlı uğurlu olsun. Haftalık gazetedir. Daha önce de Bayram Gazetesi çıkarmıştık. Bayram Gazetesi de tamamen milli ve dini bayramlarda olduğu gibi işte yıl başında Ramazan, Kurban Bayramı, 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi bayramlarda çıkarttığımız özel bir gazete gibiydi. Onun devamı olarak da Harput Gazetesi'ni çıkardık. Böyle bir uğraş içindeyiz. Elazığ Cemiyeti olarak biz Elazığ'ı tanıtım amaçlı hep çalışmalarımız var. Bu yüzden ben 3 tane federasyonun yönetim kurundayım. Yani Elazığ olarak yönetim kurundayız. Şahsım olarak değil, cemiyet olarak. İnternet Gazeteciler Federasyonu yeni kuruldu, 2 yıldır kurulmuş. Oranın basın sözcüsüyüm. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun 5 kişilik yönetim kurulunun bir üyesiyim. Ayrıca Küresel Gazeteciler Konseyi, ki bu biraz daha farklı. Küresel Gazeteciler Konseyi 3 ayaklıdır. Yerel medya, yaygın medya, bir de dış medya. İşte yerel medya bizim bildiğimiz yerel gazeteler, yaygın medya da ulusal gazeteler, dış medya da ayrı. Bu bir dernek değil, bu sadece bir statü, bir oluşum. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın oğluyla, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan bir statüdür bu. Bunun amacı özellikle yurt dışındaki Türkiye'nin bir lobisi olmaktır. Yani Türkiye'de basını çok iyi şekilde temsil etmekti, ki bunda 54 tane yurt dışı temsilcimiz var. 81 ilde temsilcimiz var yerel gazetede. Bir de yaygın medyanın temsilcileri var. Böyle bir oluşumun da Elazığ olarak, bir ayağı olarak biz buradayız. Elazığ'da hatırı sayılır yerel gazetemiz var. Var tabii. Sizin gazetenizde 5 yılı artık doldurdu. Evet, 5 yıl geçti. Nice 5 yıllar olsun inşallah. Teşekkür ederim, ama hep böyle güzel haberler olsun diyelim. İnşallah. Temennimiz var. İnşallah. Şimdi programa şöyle başlayalım istiyorum. Yani artık birçok insan interneti de iyi kullanan, özellikle gençler bile internet, dijital gazetecilik anlamında bir şeyler yapmaya ve küçük de olsa, küçük çaplı da olsa bir gazete çıkarmaya başladılar. Onu konuşalım, onunla başlayalım. Evet, programa. Yani sosyal medyanın ön plan çıktığı bir dönemdeyiz. Evet, sosyal medya aslında bunu ateşledi, evet, diyebiliriz. Gazete ne şekilde çıkarılabilir ve herkes gazete çıkarabilir mi Mustafa Bey? Gazete çıkarmak çok basit. Şimdi buradan kalkalım, program bitsin gidelim basın savcılığına. Bir dilekçe ver. De ki ben yarın işte atıyorum İsmail Hasan Hüseyin ne olursa olsun şu gazeteyi çıkaracağım. 2 tane evrak, hemen yargıt gazeteyi hazırlamakla da bas, piyasaya sür. Bu kadar bizim işimiz kolay. Ama bu böyle kolay olmaması lazım. Yani gazete çok kolay çıkmaması lazım. Yani gazetecilik çok güzel, çok zor bir meslek. Çünkü şöyle diyeyim size. Bugün Türkiye'de mühendisler odası var. Oraya kayıt olmayan
mühendislik yapamıyor. Bir baro var. Baroya üye olmayan avukatlık yapamıyor. Yani bunun gibi birçok oluşumlar var. Bizde böyle bir şey yok. Yani bir oda değil de bir oda vazifesi. Mesela şoför odasına kayıtlı olmayan tiyer araba çalıştıramıyor. Bizde bu yok. Bizde de en azından bir federasyon üzerinden veya bir yerel cemiyet üzerinden oraya gidip üye olacaksın, evrak alacaksın. Gelip uygun görürsek gazete çıkaracaksın. Savcılığın bile bir şey olmasını biz talep ediyoruz. Yani bu yasalarda nasıldır, nasıldır bilmiyoruz ama yani çok basit, herkes gazete çıkarmaması lazım. Herkes çok basit internet sitesi açmamalı. Ki bunun bazı kriterleri var. Daha henüz şeye girmedi ama şu anda biz bunun evraklarını 18 Ocak'a kadar, 2023 18'e kadar savcılığa evraklar verilecek, beyanname verilecek. O beyanname içinde kriterler var. Yani herkes rahat rahat şey çıkaramayacak yani, site açamayacak. Site üzerinden gazete yapamayacak yani. Öyle bir çalışma var. Bu 18 Ocak'tan sonra tamamen yürürlüğe girecek. Sayılarının çokluğu, herkesin rahat bir şekilde gazete çıkarabilmesinin dezavantajları neler? Yani gazete çıksın. Mesela Elazığ'da 12 tane gazete vardı önce. Bu 12 tane gazete 4 gazeteye düştü. Basın İlan Kurumu'nun şeylerinden, talimatlarıyla her gazete birleşti. Çünkü dediler ki 12 tane gazete bir şehirde çok dediler. Bunu birçok il yaptı. Yapmayan iller de oldu. Şimdi mesela bu kime zarar oldu? Türkiye'de yani ilk 13 arasına giren bir Turan gazetesi var. 90 yıllık bir Turan gazetesi var. Kapandı. Köklü bir gazetemiz. Kapandı. Ulova gazetesi kapandı. Nurak gazetesi kapandı. Niye? Çünkü şartları ağırlaştırdılar. Dörde düşürdüler. Dörde düşürünce bu sefer imkanlar zorlaştı. Böyle bir gazetelerimiz yok oldu ki Türkiye'de bunlar sayılı gazeteler. Cumhuriyet'le beraber yaşayan gazeteler bunlar. Evet. Keşke sadece adlarını almakla kalmasaydık. Tabii. En azından yani yaşatılabilselerdi. Sağ olsun. Tura gazetesi haftalığa döndü en azından. Yani ismi yaşatılır yani. Siz de Harput gazetesi imtiyaz sahibi olarak zor mu gazetecilik? Yani en azından imtiyaz sahibi olduğunuz zaman neler değişiyor? O köşe yazarlarına kadar, haberlere kadar onları alalım sizden. Yani burada program yapıyorsun. Programın ne kadar zorluğu varsa. Evet. Her şeyin bir zorluğu var. Şimdi gazetecilik dediğim gibi çok güzel bir meslek ama hiç kimseye yaranamıyorsun. Ne İsa'ya ne Musa'ya. İyi yazarsın, yalaka olursun. Eleştirirsin, kötü olursun. Yani ortası yok bu işin. Bizim için ortası yok. Onun için dürüst olmakta fayda var. Ki dürüst olursan, 3 kişi sevmese 5 kişi sever seni. Bir itibarın olur. Ki biz o yolda devam ediyoruz. Yani kimsenin adamı da değiliz, kimsenin tarafı da değiliz. Biz sadece bu şehrin kalkınması için, bu şehrin bütünleşmesi için, bu şehrin daha yerlere gelmesi için bir çaba gösteriyoruz. Bizim amacımız budur, yani gazetecilik. Gazetelerin çok olması, az olması çok bir şeyi değiştirmez. Ama fikirler önemli, işte yaptırımlar önemli. İnsanlar elindeki gazeteyi göz kullanmamalı, yanlış yere saptırmamalı. Yani bunu bu şekilde algılayan insanlar da var. Yani elindeki bir gazeteyi göz kullanıp santaj yapıp şey yapan hani merdiven altı dediğimiz gazeteciler de var. Bu tür insanlar yok değil. Bunlar rahatsız olan iş adamları da var, kurum müdürleri de var. Yani bürokratlarımız da var. Ama kimse bunun bir türlü önüne geçemiyor. İnşallah bu son yasa bu tür şeylerin önüne geçecek. Yani gazetemizin çok olması çok şey değiştirmez. Az olması çok şey kaybettirmez. Yani, Mustafa Bey, o zaman gazetecinin temel prensipleri ne olmalı? Dürüst olmalı, ahlaklı keskin. Olmalı. Evet, dürüst olmalı, ahlaklı olmalı. Gördüğünü yazmalı. Yani haberi yanlış yazabilir, haberi yeterli olmayabilir. Ama samimi ve dürüst olmalı ki karşıdaki insana inansın yani. Eleştirirsen bile o adam desin ki ya tamam, bu adam hakikaten yani yazmış ama biz bir yerde bir eksik var diyebilmeli yani. Ama bizde o bazen yani çok az oluyor yani. Çünkü gazetecilik hakikaten önemli bir şey. Eğitim konusunda sıkıntımız var ki aslında biz şanslıyız. Hem iletişim lisemiz var, hem iletişim fakültemiz var. Yani iki tane de iki ayaklı bir eğitim alanlarımız var.
o eğitim alanlarında bunları da değerlendirmek lazım. Buradan bilgi almak lazım ama bu konularda kimse kimseye iş etmiyor. Kim işte eline bir kalem alıyorsa, kim bir köşe kapıyorsa ben kıralım diyor, devam ediyor. Evet, dürüstlüğün ve cesaretin aslında merkez minvalde olması gereken çok zor bir meslek. Evet. Evet, dediğiniz gibi belki de kimseye yaranamayan, yaranma gibi bir kaygısı da olmayan, yok, olmaması gereken yok. Bir meslek. Ama saygı duyulmak lazım. Saygı duyacak. Şimdi ben sana saygı duyuyorum, sen bir iş adamısın, bir bürokratsın. Bu kim olsa olsun, vekil olsun, bakan olsun, kim olsa olsun. Ben size karşı saygılıysam, eleştirimin dozunu aşmıyorsam, eleştirim size yol gösterir şekilde oluyorsa buna saygı duymaz lazım. Ha, bizim kimseye ne hakaret etme hakkımız var. Ne de yani bu ben de buna hakaret edeyim. Bir de bir kimsenin iddiası da yok. Ama maalesef işte bu tür ucuz insanlar var yani. Hani merdiven altı gazeteci diyor herhalde. İşte üslup kaygısı taşınması gereken alanlardan bir tanesi. Çünkü insanlar birbirlerini eleştirdikleri zaman gerçekten o üslubun şekli şemali değişiyor. Küfre kadar, hakarete evet. kadar varan ifadeler onlar çok yanlış. Ben tamamen değil. Gerçekten karşıyım buna. Tabii ki kamuoyunun bilgilendirilmesi namına insan gerçeği yazacak. Çünkü sizin misyonunuz o, gazetecisiniz. Siz bana haber vermek durumundasınız ama hani dediğim gibi biraz o terane üslup da kayabiliyor. Yani işte dediğim gibi mesela biz şu anda program yapıyoruz. Program bittikten sonra izleyen arkadaşlar, eşlerimiz, dostlarımız, vatandaşlarımız zaman zaman bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki işte burada şunlar niye konuşmadınız? Niye eksik bıraktınız? Veya bunu niye böyle söylediniz? Diyebiliyorlar. Onlar da haklılar. Çünkü izlemişler, takip etmişler. Eksik görmüşler. Kendilerine göre bir eksik görmüşler. Yapabilirler. Ben buna hiçbir gün gocanmam yani. Saygı duyarım. Çünkü eğer bir adam benim eksiğimi söylüyorsa benim için söylüyor. Kötüğüm için değil. Yani bizim maalesef öyle bir sıkıntımız var. Özellikle bu bizim gibi küçük şehirlerde bu biraz daha sıkıntılı. Hep biraz apap çavuş ilişkisi gibi öyle bir durumlar da var. Biraz zor. Biraz evet. zor. Gerçekten kaleminiz keskin olsun diyelim. En tabii, azından inşallah. Bizleri gerçeklerle bizim, buluşturuyorsunuz. Şeyimiz yok. Ben kim olsa olsun burada da spor programına çıktığım zaman özellikle biz spor ağırlıklıyız. Eski futbolcuyuz. Kim olsa olsun ben gördüğüm yanlışı eksiği dile getiririm. Ama bunu dile getirirken de kimseye de hakaret etme hakkım yok. Ama belki üstümüz biraz sert olabilir ama eksikleri söylemekten de kaçırmayız yani. Evet. Mustafa Bey tam da burada gazetecinin korunması gerekiyor. Çünkü ben halkı bilinçlendireceğim, bilgi vereceğim. Tabii ki benim de kaidelerim var. Üslubuma dikkat ederek, doğru haber vererek, o kurallara da riayet ederek. Ama benim hakkımın da, benim hukukumun da korunması gerekiyor. Burada belki sendikalaşmadan da biraz bahsedebiliriz. Sizinle konuştuğumuz zaman bizim sendikamız yok. Zaten en büyük eksiğimiz de bir çatı dediniz. Evet. Siz bir haber yaptığınız zaman, birinin hoşuna gitmediği zaman öyle somutlaştıralım örneği. Hakkınız korunuyor mu? Hak koruma diye bir şey yok. Evet. Tamamen bu işte cemiyetler, işte şimdi işin enteresan tarafı. Elazığ'da 4 tane gazete var, 3 tane cemiyet var. 4 tane gazete, günlük gazete var, 3 tane cemiyet var. O da fazla. Şimdi ancak biz cemiyet başkanı olarak bir kendilerine bir destek olmaya çalışırız. Ama bizim de bir gücümüz yok. Çünkü yani bir sen de bir dayanağın yok. Sadece bir cemiyet başkanı olarak gidersin. İşte arkadaş bunun derdi nedir? Ya buna karıştınız? Hatası neydi? Suçu neydi? Bu savcılık olabilir, bu diğer kurumlar olabilir. Yani gidersin ama yani çok da bir yaptırım gücü yok. Yani diyebilirim ki avukatlarımız dahi yok yani. Yani böyle bir pozisyondayız. Herkes işte avukat olan da gazete sahiplerinin kendi işleridir. Şahsi işleri vardır, müteahhittir, budur, şudur. Bunların kendi avukatları vardır. O şekilde olsa biz cemiyet olarak ne avukat tutabiliriz, o para ihtiyacımız, paramız var, ne de gazetemizde bir avukat çalıştırabiliriz. Öyle bir gücümüz de yok. Ama dediğiniz gibi biz sadece hani saldım çayda mevlam gayrı hesabı bizim gazetecilerin sokakta dayak da ise, hakaret de görse hiç kimse onların sahibi değil. Hiçbir tutanakları yok. İşte eğer biz cemiyet başkanı olarak, gazete sahibi olarak ne kadar sahiplenebiliriz? O da yeterli olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Dört tane gazetemiz var.
3 tane cemiyetimiz evet. var. Cemiyetlerimiz bir çatı altında toplanamıyor mu? Fikir birliği olur, güç birliği olur. Veya siz birlikte olabilirseniz neler oluşur? Daha iyi olmaz mıydı? Şimdi bu biraz çok zor bir soru olduğu için sana biraz zor cevap vereceğim. Rahat cevap vereceğim, zor değil. Şimdi daha önce Elazığ'da bir tane cemiyet vardı. Bir tek cemiyet vardı. İkinci bir cemiyet kuruldu. İşte bizim cemiyet kuruldu. Elazığ Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 4-5 sene bile devam etti. Ondan sonra ilk kurulan cemiyet biraz kendi lehlerine şey yapmaya çalıştılar. Yani orayı bir araç kullandılar. Araç gibi kullandılar. Araç kullanınca mecburen ayrılıp ikinci cemiyetin kurulması faz olduğu gibi cemiyet tekrar biz 2011 yılında hayata geçirdik. 2011'den bu yana ben başkanım. Daha sonra bizden sonra da bir arkadaşımız da bir cemiyet kurdu. Nafiz Bey. Şu anda 3 cemiyetiz. Ama üyelerimize bir katkımız var mı? Vallahi üyelerimize bir katkımız yok. Sana söyleyeyim. Yani kimsenin de bir katkı sunacak pozisyon da yok. Ben sadece pandemi sürecinde, deprem süresince sağ olsun Kocaeli cemiyet başkanımız bana 50 teneşe göndermişti. Kışlık polar. Ben de bana üye olan olmayan işte 4 tane kanayı müçe verdim. Sahada çalışanlara. Yani işte Abdurrahim gibi arkadaşlara, hep bile sahada çalışan arkadaşlara 4 tane ona verdim. 4 tane bir kanala verdim. Her gazeteye 3-4 tane dağıttım. Bir tane de hediye olarak kendime ayırdım. Hediye olarak dedim ki hediye anı kalsın. Onu da yine sahada çalışan bir genç kardeşimiz. Zabı dedi bana kalmadı dedi. Onu da ona verdim. Yani böyle bir katkımız oldu. Çok büyük katkı değil ama yani söylemesi bile ayıp. Ama olsun az olsa bir katkımız, öyle bir katkımız oluyorsa bizim sahada çalışan arkadaşlara kendi kurumunun vermiş olduğu katkının dışında bir katkı sunamıyoruz yani. Mustafa Bey, toplam gazetecilik hayatınız ne kadar süresi? Toplam 1998 yılında Coşkun Kamac'ın teşvikiyle Nurak Gazetesi'nde spor köşe yazarına başladım. O gündür bugündür. 24 yıl evet, değil mi? Devam ediyorum. O gündür bugündür. Hem televizyon ve gazeteyi eş evet. zamanlı yürüttünüz. Evet. Daha sonra Kanal 9 televizyonu kuruldu. Belki bilirsiniz. 2012 yılında. Orada programcı olarak devam ettik. Uzun yıllar. İstatörümüzde 2 sene devam ettik. 2 sene sonra Kanal Fırat'a devroldu televizyon. Öyle bir çalışmamız oldu ama bu süre içinde 3 tane spora ait çok önemli kitap çıkardım. Arşiv halinde. İşte futbol hocalarımızın dünden bugüne 1920 doğumludan 1965 doğumlara kadar olan süreçteki Elazığ olan marka futbolcuların hepsinin hayatını yaptım. Kendi ağızlarından bilgi alarak rahmetli olanların da aileleri verdi. Böyle bir kitap yaptım. Hatta burada bir Beşiktaş maçı akşamı da gala gecesi yaptık. 25 tane ulusal gazeteci gelmişti ki çok da mutlu olmuşlardı. TRT Spor'da olsun, Aspor'da olsun sürekli bu konuyu da paylaştılar. İşte böyle bir çalışma oldu. Elazığ'a gittik, bunu gördük, şunu gördük. Yani tanıtım amaçlı biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O süreçte işte bu federasyonlara, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'na, Küresel Gazeteciler Federasyonu'na, İnternet Yasası, İnternet Gazeteciler Federasyonu'na üyeliğini ben sağladım. Yani Elazığ'ı ne de tanıtabilirim? Elazığ'ın nasıl tanıtabilirim? Onun hesabını yaptım. Çünkü Elazığ görmeyen Elazığ'ı farklı görüyor. Şöyle ki 2014 yılında ben Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu olarak Elazığ'da bir program yaptım. O gün dönemin valisi Ömer Faruk Koçak'tı. Dönemin daha yeni 2-3 aylık belediye başkanı da Mücahit Yanılmaz'dı. Dedim ki ben Elazığ'da böyle bir program yapacağım dedim. Bu program dedim çok ses getirecek dedim. 72 ilden dedim 86 tane gazeteci gelecek. Hiçbiri bunların %70'i Elazığ'ı görmemiş. Farklı algılar var. Biz bu algıları yıkmak için dedim. Bir program yapacağım dedim. Destek istiyorum dedim. İşte 3 gün otelde kalacaklar. O zaman bir tek Akın Oteli vardı. Ondan sonra işte yemek yiyecekler, gezi yapacaklar. Şu var, bu var, çalıştaylar var derken bugünkü hesap yapmıştım. Yani 55 milyar arasında bir 12 parayla bir gider vardı. Valiye gittim.
çok yorulur dedi. Belediye başkanına gittim. Çok yorulur dedi. Dedim ki ben size para istemiyorum. Sadece masrafları karşılayın dedim. Oteli karşılayın. İşte yemek masraflarıdır, araç gereçtir. Bir hafta kala ne belediye başkanı, o günkü belediye başkanı Mücahit Yanılmaz, ne de o günkü vali Ömer Faruk Koçak bu işin hiçbir yerinde olmadılar. 5 tane Kıbrıs'tan gazeteci gelmişti. 5 tane. Bu da 1974 Kıbrıs Savaşı'nı anlattılar. Trakya'dan 4-5 gazeteci gelmişti. Türkiye'nin tarafından gelmişti ki bunların birçoğu Elazığ görmemişti. Bir algıları vardı Elazığ için. Yani doğunun diğer şehirler gibi bir algıları vardı. Ama gelip gördüler ki havaalanı süper, otelimiz süper. Harput'u gezdirdim, Çaban'ı gezdirdim. Böyle biz bir çalışma yaptık. Bu çalışmaya da o günkü ilin önde gelenleri hiçbirinde olmadılar. Aynı vali Aydın'a gitti. Bu programı Aydın'a yaptık. Aydın her şeyini karşılamıştı. Aydın'ın. Orada bir kelime söyledim. Dedim Sayın Vali dedim. Elazığ'ın valisiyken dedim. Aynı adamlar geldi dedim. Hiçbir şey dedim yapmadım dedim. Kenarında olmadın. Programa dahi katılmadın dedim. Ne değişti? Aynı adamlar buraya geldiler dedim. Ne değişti? Burada doğu bura batı mı dedim. Yoksa dedim buradakiler farklı insanlar mı dedim. Yani böyle de bir şanssızlığımız var. Yani tanıtım için bir şeyler yapıyorsun ama ilin yetkililerinden destek göremiyorsun. Yani o gün için ama ben burada 3 gün boyunca mükemmel bir şey yaptım. Türkiye'nin bütün illeri gazetelerine yazdılar, gazeteleri buraya gönderdiler, Elazığ'ı tanıdılar. Benim için dünyanın en büyük şeyi. Ben memleketimi nasıl tanıtabilirim, şehrimi nasıl öne çıkarabilirim, ben onun peşindeyim. Yoksa ben bu işten, ben aynı zamanda TEDAŞ'tan emekliyim. Yani gazetelerin karnımıza doyurmuyoruz. Yani gazetelerin getirisinden götürüsünden kendimize bir kazanç da sağlamıyoruz. Tamamen gazetenin varlığı işte ilimizin tanıtımı için var yani. Şu anki gazeteler, yerel gazeteler para kazandırıyor Mustafa Bey? Yani bir kişi hayatını idame ettirebilir mi? İnan ki şu anki işte 4 tane günlük gazetemiz var. 4 tane günlük gazetenin 5-6 tane de mecbur sigortalı adam çalıştırmak zorunluluğu var. Haftalıkta yok mesela zorunluluk yok. İşte şimdi hesaplarsan aylık 100 lira giderleri var. Ha, tamam ilan alıyorlar ama sadece bir devletin vermiş olduğu ilanla o gazeteler yaşayamaz yani. Ayakta duramaz. Mümkün değil. Yani sıkıntılı bir süreçteler. İlimizde biliyorsun sanayi bölgesi değil. Çok fazla şeyimiz yok. Reklam olayımız sıkıntılı. Yani aynı adamdan geç reklam işte sürekli. O da olmuyor. İşte bazen belediye desteği oluyor reklam amaçlı yerel gazetelerde. Onlar da sıkıntılı. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz yani. Ama bayağı bir sıkıntı var. Ama bu dijitale geçtiğin zaman yazılı medya tamamen biraz daha da pasifize olacak. Çünkü her şey internet üzerinden yapılacak. Onun da yasası farklı olacak. Onda da herhalde tam net değil ama bildiğim kadarıyla 2-3 sigortalı çalıştırmak zorunda olacaksın. Yani internet yasasında. O da öyle bir şeyi var. Ama o da daha fazlalaşırsa vereceği ilan ne kadar olur? Getirisi götürsünü karşılar mı? Onu da bilemiyoruz. Evet. 18 Ocak'tan sonra belli olacak. 18 Ocak'tan sonra. Evet. Şimdi, o zamana kadar BDM vermek zorunluluğu var. Basın savcılığına. Ondan sonra. Zaten artık herkesin elinde telefon, herkes dijital gazeteciliğe geçti. En azından dijital yapamayacak, okuruz. Yapamayacak. Yo şey diyorum, okur kitlesi olarak söylüyorum. Evet. Şimdi artık biraz da tembelleştik herhalde Mustafa Bey. Yani bir şeye gidip de gazete almaktansa, ya yani zaten internette de vardır. Ben buradan istifade edeyim. Köşe yazarlarımı buradan okuyayım. Hatta benim Facebook sayfamda çok fazla köşe yazarı arkadaşım var, abilerim var. Çok da severim ben yazılarını. Oradan da takip ediyoruz açıkçası. Bu da belki sosyal medyanın da size getirmiş olduğu dezavantajlardan bir tanesi. Çünkü zaten yazarları orada da okuyabiliyorsunuz. Yani dijitalin karşısında eriyen bir yazılı basından bahsediyoruz. Yazılı gazetecilikten. Siz hangisini daha çok benimsiyor ve seviyorsunuz Mustafa Bey? Ama işte sözcüler yazı galı derler ya. Yazılı basın her zaman önemlidir yani sana söyleyeyim. Arşivdir. Yani sözün arşivi yok. Ama artık teknoloji o kadar gelişti ki yani dijital ortamı da arşivleyebiliyorsunuz. Yok yarın bir kağıt şey çöktü, site çöktü dedi. Baktın kayboldu git hepsi. Eğer yedeklemiş misin, yedeklememiş misin? Ama şimdi ben 5 senedir
5 tane gazetemi köşeye koymuşum. Ve ilk çıkarttığım gün gazetesini sana getirip verebilirim. Ama 5 sene önce konuştuğum burada belki de zor çıkarırsın. Mustafa Bey, merak ettim şimdi. Acaba ilk çıkarmış olduğunuz gazetenin manşetinde ne vardı, hatırlıyor musunuz? Tam enteresandır. 28 Şubat'ta çıkarmıştım. Onunla ilgili yazmıştım. Onunla ilgili yazmıştım. 28 Şubat biraz Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir zor bir süreçti. Zor bir süreçti, evet. Onunla ilgili de. Şimdi yani dönem dönem farklı insanlar, farklı meslek grupları bile farklı sorunlar yaşayabiliyor, zor süreçlerden geçebiliyorlar. Siz internet yasasını bekliyorsunuz değil mi Mustafa Bey? Tabii. Bununla ilgili konuşalım. Sizin beklentileriniz neler, size cevap verecek mi? Yani beklentiler federasyon, bizim federasyonumuzun ki sürekli iletişim başkanlığı Fahrettin Altun'dan irtibatlılar. Sürekli toplantı halindeler ki hatta ben size söz vermeseydim Perşembe günü, dünle bugün şeyde bir çalıştay vardı Bursa'da. Ben o çalıştayda olacaktım. Çalıştayın ismi de şeydi. Yeni Nesil Medya Çalıştayı, Türk Dünyası diye. Ben o çalıştayda olacaktım. Daha burası söylediğim için dedim ki valla gelemeyeceğim, kusura bakmayasınız dedim. Kapsamını anlatalım mı Mustafa Bey? Merak ettim. Ne var sizin bu sizin istekleriniz, hatta çalıştayımızı yapacaktınız dediniz. Onları, internet yasasının kapsamını, size yönelik yani negatif bu da mesele ne vardı? Medyada dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele programı vardı. Bu önemliydi. Bu konuşmacının biri Ramin Hüseynov'du, şeyli, Azerbaycanlı. Diğer de Sevil Nureyeva, o da Star gazetesi sahibiydi. Sahibi de yazarlarındandı. Daha sonra dijital medya ile internet gazeteciliği hakkında söyleşi olacaktı. Bunu da yine Sercan Türk Yılmaz, TRT Haber'in dijital yayın uzmanı. Bir de Aydos diye Kazakistan bir televizyon kurumunun şeyiydi, muhabiriydi. Böyle bir program vardı. Programa ben katılamadım. Ama işte dediğim gibi internet gazetecilik yasası, bildiğiniz üzere internet yasası resmi gazetede yayınlandı. Bu yürürlüğe girdi ama 18 Ocak tarihine kadar da tamamlanacak, yani bütün herkese bir süre verildi. Bu sürede herkes evraklarını içeri verecek. İşte evrak dediğin belli bir evrakları var. O evraklar da işte akreditasyon evrakları işte. Onları tamamladıktan sonra 18 Ocak'ta bitiyor. Ondan sonrası 1 Nisan 2023 tarihinde başlayacak yönetmelik ve yönetmelik değişikliğiyle birlikte ilanlar resmi dijitale verilecek. Öyle bir çalışma var. İnternet yasasının künyesi iletişim bilgisi olmayan haber siteleri. Kurumsal yapıya bürünmek zorunda olacaklar hepsi. Hepsi kurumsal olacaklar. Kurumsal olmayan istediği şekilde haber yapamayacak, şey demeyecek. Yani ilan da alamayacak. Rastgele site açamayacak. Bu yayıncılar savcılık aracılığıyla hepsi iptal olacak. Yani takip edilecek. Böyle bir şey var. Yani işte teknoloji bağımlılık konularında seminer, eğitim, bunların hepsi verilecek. Yani bayağı bir çalışma var. Henüz daha tabii bu yasanın tamamen taslağı oturmadı yani. İşte taslağı 18 Ocak'a kadar evrakları verildikten sonra 1 Nisan 2023'ten itibaren de yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra da işte yavaş yavaş bu oturmaya başlayacak. Böyle bir çalışma istedim, size kalsın. Bakabilirsiniz. Mustafa Bey, özellikle sizin bu internet yasasından özel talebiniz var mıydı? Hem Elazığ ekseninde veya cemiyet olarak veya Harput gazetesi imtiyaz sahibi olarak. Yani biz bu yasada memnunuz. Niye memnunuz? Herkes her şeyi konuşamayacak. Herkes her şeyi istediği şekilde yürütemeyecek. Herkes herkese istediği şekilde hakaret edemeyecek. Bunun önüne geçecek. Bu dezenformasyon dediğimiz olay burasıdır yani. Ama bu birçok kişiyi rahatsız edebilir. Yani bağırmalar var, eleştiriler var, ya nedir bu diyenler var ama bence doğrusu yasanın yürürlüğe girmesi. Yasa yürürlüğe girerse inan ki bu internet yasası belki sizlerin işlerini de kolaylaştıracak, bizlerin işlerini de kolaylaştıracak. Birçok insana da rahatlatacak yani. Ha, getirisi ne olur? Faydası ne olur? Zamana bırakacağız onu. Evet. Zaten zamanla beraberinde iyileştirmeler de gün şartlarına da uyum yapılır. Şöyle biraz sorularıma da bakayım. Evet, buyurun. Mesajlarıma.
Basın özgürlüğü ve basın çalışanlarının özgürlüğü bir bütündür. Bu özgürlükler toplumsal özgürlüklerden ayrı görülemez, tutulamaz. Bu düşünceyle basın mensupları hep hür, özgür iradeleri, hatta dokunulmazlıkları yasalarca belirlenmelidir. Temennilerimizle ve dileklerimizle, demiş seyircimiz. Basını ne kadar korur ve çalışma koşullarını ne kadar iyi sağlarsak, özgürlüklerini o kadar yaşarsalar, toplumsal özgürlükte ve gelişimde, bilincinde hep yüksek olurlar diye bir görüş belirtmiş seyircimiz. Şimdi kardeşimize teşekkür ederiz. Bir sefer bana göre basın özgür değil. Neden değil? Patronun iki dudağı arasında. Patron her dese özgürsün, yok dese özgür değilsin. Türkiye'de maalesef basın bu seviyede. Yani rahatlıkın hapise girebiliyorsa, rahatlıkın tataklanabiliyorsa, rahatlıkın kenara itirebiliyorsa demek ki basın hakikaten özgür değil. Size söyleyeyim. Çünkü kimseye yaranamıyorsun. Bir yerde farklı bir şey yapıyorsan hemen patron devreye giriyor. Ama 3 tane cemiyetimiz var ve içerisinde avukatımız yok. 3 cemiyette de avukat yok değil mi? Onu bende yok, ne bilmiyorum. Ha ben şimdi yazar avukatlarım var. Ha bir şey olsa onlar devreye girer ama resmi bir avukatımız yok yani. Yani şimdi bıçak sırtında hareket eden bir meslek grubunun en azından bir çatı altında bir hukuksal anlamda toplanabilecekleri, arkalarında durabilecek bir avukat yapılması yok, öyle bir olması yani. Lazım yani. İşte onu söylüyorum yani bak. Ben bunu defalarca söyledim, yine söylüyorum. Yani bizim bir şeyimiz yok, birlikteliğimiz yok yani. Birlikteliğimiz olsa, işte dediğim gibi işte bir baro gibi, bir mensup odası gibi, bir şoför odası gibi, bir esnaf odaları gibi. Yani böyle bir, hepsinin böyle bir şeyi var yani, gücü var. Belli bir ses topluluğu var. Bizim öyle değil, bizim herkesin yani. Yani ben yarın çıktım caddeye, iki tane adam bana saldırsa, sana bu yazımı beğenmedik veya işte bunu yerleştirdin, baş başa kalırsın. Emniyet görevini yapar, savcılık görevi yapar ama senin o da darp, yedigin darp veya bıçak ne olursa olsun hakaret sana kar kalır. Yani öyle bir şey yok. O da kendi hakkını ararsan. Gidersin, dilekçeni verirsin, şikayet edersin. Ya koruma istersin, verir vermezler. Yani böyle bir basının sıkıntısı var. Bunu biz defalarca dile getirdik. Basın güçlü olması lazım. Basın birlik olması lazım. Basının bir dayanak olması lazım. Yoksa bu işler çok basit. İstediğin zaman istediğin hakaret yiyebilirsin. İstediğin yerde istediğin zaman darp edilebilirsin. Ha, biz doğru iş yapalım. Onlar da olsun. Hiç önemli değil. Evet. Doğru bir gün mutlaka bir biz yerde. Biz doğru işi yapalım. Ha, şu da var. Yani doğru yaparız da kimse karışmıyor. Onu da sana söyleyeyim. Yani farklı işler yapan adama karışıyorlar. Mustafa ben Bey, 98'den bu yana sadece bir grup başkanından ters düştük. O da menfaatlarına tokandığım için. Yani yanlış yapılan bir işi anlattığım için ters düştük. Ama sonradan hatalarını da anladılar yani. Şimdi siz hem görsel basında vardınız hem yazılı evet. basında vardınız. Hangisini tercih edersiniz sizce? Hangisi daha etkili veya hangisini daha çok sevdiniz? Vallahi ikisi birbirinden farklı. Tabii ki görsel biraz daha önde yani. Çünkü görselde gördüğü zaman biraz daha farklı. Mesela ben geçen İzmir Tanıtım Günlerine gittim. Elazığ Tanıtım Günlerine gittim. Orada bir sürü insan yani tanıyan Elazığ olan yani bizim de kanalmış kanal televizyon mecbur kanal ya. Dışarıdaki insan mecbur izliyor yani. Özlemden dolayı mecbur izliyor. Diğer kanalları izlemiyorlar. İkisini de izliyorlar. İşte bir ona bir ona zipsak yapıyorlar. İşte orada gördükleri zaman aa işte bizim yorumcumuz, arkadaşımız işte televizyona çıkan arkadaşımız gelmiş. Böyle bir avantajları var. Yani biraz daha albenisi var. Yazılı basın ama biraz daha geride de olsa yazılı basın da biraz daha fazla insanlara ulaşma şeyi var. Dağıtım var, şeyi var. Gazete dağıtımı var. Mesela ben 60-70 tane her hafta yurt dışına derneklere şeye gazete gönderirim. Her hafta 60-70 tane. Yurt dışına dernekler olsun. Mesela Çağlayan Adliyesi'nde iki tane savcı arkadaşımız var. İlla bana gazete gönder. Kartal Adliyesi'nde iki tane arkadaşımız var savcı, hakim. İlla gazete gönder. Düzce Valisi bizim
Elazığlı'dır. Gazete gönder. Hepsine haftalık gazete gönderiyorum. Mustafa Bey, mesela siz gazeteniz günlük çıkıyor. Haftalık. Haftalık çıkıyor. Haftalık ne kadar basıyorsunuz? Ne kadar yeterli geliyor? 500 tane. 500 tane. Yani, yetiyor yani. Çünkü yani o da abone yapmış. Yani 350 tane abone arkadaşımız var. Yani abone yapmışız. Onlara veriyoruz. Değerli 60 tane dışarı gönderiyoruz. İşte savcılığa, valilige, şuraya buraya derken dağıtım öyle oluyor yani. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi 24 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz ama muhtemelen onun öncesinde de vardı biraz gazetecilikle hemhal olmanız veya yok, gazeteci arkadaşlarınız. Yok, spor için olduğumuz için. Geçmişten yani, günümüze bir şöyle bir değerlendirelim Mustafa Bey. Mutlaka hani zorluklarıyla beraber iyileşmeler de vardır. Teknoloji size yardımda da bulunmuştur. Ama onun dışında günümüz koşullarının belki daha zorlaştırdığı, güçleştirdiği durumlar da vardır. Şöyle geçmişle günümüzü bir mukayese edebilir miyiz? Yani fazla değil. 10 sene önce gidelim. İşte Kanal 9 zamanında. O zaman Elaspor 2.'deydi. Biz Elaspor'un maçlarını canlı yayınlamak için il dışından böyle ikili arkadaşlarla, cemiyet başkanlarından devre girerek maç yayını yapıyorduk. O zaman 3 saat önceden stada gidip kablo seriliyordu, kameralar sağa sola yerleştiriliyordu, işte araç kiralanıyordu. Dünya kadar sıkıntı vardı. Ama şimdi bir maç yayınında çok rahat. Her şey rahatlaştı şimdi. Şimdi gün geçtikçe işler daha kolaylaşıyor. Mesela burada bak gayet sakin bir şekilde program yapıyoruz. O zaman bir kamerayla program yapıyorduk. Yani o kadar şeyimiz yoktu. Elimizde alet malet yoktu sadece. Yani kamera falan yoktu. Her şey kısıtlıydı. Eleman kısıtlıydı, imkan kısıtlıydı, yayın kısıtlıydı. Ama şimdi sağ olsunlar televizyon sahiplerimiz bu işe hakikaten gönül vermişler. Zor şartlar altında iyi işler yapıyorlar. Daha da iyi olmaya gidiyorlar yani. Şöyle bir şey var diyeyim. Biz eziyeti çektik yani, onu demek istiyorum. Evet, özellikle teknolojik anlamda hakikaten eziyetli evet. Süreçleri anlatmışlardı diğer konuklarım da. Alaaddin Karakol şöyle bir mesaj atmış Mustafa Bey, diyor ki Mustafa Başkanıma saygılar, kalemini kiraya vermeyen gazetecilere şapka çıkartıyorum. Sadece basın değil, hiç kimse özgür değildir diye söylemiş. Selamlar. Biraz daha açmış olayı. Biraz daha. Diğer mesajıma geçeyim. İnternet haberciliği ile ilgili bazı yorumları okuduğumuzda kağıttan klavye başına geçildiği malum. İnternet sayesinde gazetecilik mesleği de farklı boyutlar kazandığını görüyoruz. Buna ne dersiniz? Elde okunan gazete mi yoksa nette okunan bir haber mi daha keyifli? Ayrıca ilimiz adına 3 tane gazeteciler cemiyeti olacağına, bütünlük içinde tek sesli ve güçlü pozitif bir cemiyet çatısı altında olması daha doğru olmaz mı? Bu konuda fedakarlıklar yapılmalı mı? Yapılmalı diye düşünüyorum demiş seyircimiz. Mustafa Bey bunlara cevap vermişti zaten. Evet. Değil mi Mustafa Bey? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim arkadaşımız. Bak duyarlı bir insanlar. Güzel konulara temas etmişler. Valla yani 3 de olsa cemiyet, 1 de olsa cemiyet çok fazla bir katkı olacağını sanmıyorum. Çünkü cemiyetten de bir gelir yok. Adı cemiyet. İşte siz üç cemiyete de üye olabiliyorsunuz. Yani öyle bir kısıtlama yok yani. Üç cemiyete de üye olabilirsiniz. Mesela benim üyelerim Kanal Müşteri'de var, Kanal Fırat'ta da var, diğer gazetelerde de var. Ama aynı arkadaşlar, dostlarımız diğer cemiyete de üye. Yani bu biraz işin aksiyon tarafı, yani sana söyleyeyim yani. Öyle bir bende uyanan o birinde yok. İşte bizim boşluğumuz budur. Cemiyetin, nereden gazetecilerin eksikliği buradan ileri geliyor. Sen yani oda dedim ya, oda gibi. Şimdi belli bir odan olsa, şimdi baro başkanı, avukat buradaki baroya üyese Malatya'ya gidemez. Buradakine gider. İşlerini bu da görür. Ama bizde öyle yok. Bizde bir kayıt mayıt, belli bir çalışma süreci, belli bir yaşama süreci, ne diyeyim, belli bir organizası yok yani. Sadece günü günlük biz yapıyoruz. Mustafa Bey, şimdi sizin tek gazetenin tek geliri ilanlar ve reklamlar. Tabii. Değil mi? Bizde ilan yok, haftalık gazete ilan yok. Haftalık yok. Günlükte ilan var. İlanla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce ilan bütün gazeteler ilan verebilmeli mi? Onunla ilgili neler i̇lanı, düşünüyorsunuz? Sadece vasıflı ilanı gazeteler. İlanı resmi şey veriyor. Resmi ilanı resmi devlet veriyor, hükümet veriyor. Yani kurum veriyor,
iletişim şeyinden geliyor başkanından. O sadece 4 gazete, günlük gazetede. Yani adam eleman çalıştıran gazetelere veriyorlar. 5 tane şart koşmuş. 5-6 tane. Onlara veriyorlar. Günlük haftalık gazetelere ilan yok. İşte o ilan da bazen yeterli geliyor, bazen yeterli gelmiyor. Şimdi yarın bu yasada ilan şeye de verilecek. Dijitale de verilecek. İlan verilecek. Bu sefer yerel gazetenin gücü tamamen azalacak. Yani yerel gazetelerin gücü, ki pasta bu sefer 4'tü, belki 14 olacak. Belki 8 olacak, belki 10 olacak. Yani bu gelen yani herhalde ayda 150 lira civarında her gazete ilan alıyor. Bu mesele şeye bölünecek. İthalat yasasında şartlarını yere getiren şahıslar kimse hepsine pay pay bölünecek. Bu sefer işte yazılı basın sıkıntı bir sürece gidecek. Evet, Mustafa Bey, bizim 2 dakikalık bir vaktimiz kalmış. Elazığ Spor'la ilgili bir kelam edelim mi? Elazığ Spor, Elazığ'ın lokomotifi. Evet. Yani yaşaması bizim için çok önemli. 1967'de kurulmuştur. Şu anda yaşıyorsa eğer, şu anda Elazığ Spor yaşama süresi içinde, ki kümeye düşecek gibi bir sıkıntısı da var. Sağ olsun Şahin Başkan, Belediye Başkanımız elini, kolunu, gövdesinin altına koymuş, yaşatmaya çalışıyor. Bu devre arasında inşallah bir şeyler yapılabilirse, ki çok da muhteşem, öneriyorum, gidin görün. Çok da muhteşem bir stadımız var. Evet. Biz dün gittik, gördük, gezdik. Muhteşem. İnşallah İl Lokomotifi bir yere de gelir diye düşünüyoruz. Evet. Gazetelerimiz yeteri kadar destek veriyor mu Elazığ Spor'a? Veriyor. Sınırsız. Onda bir sıkıntı yok. Değil mi? Aslında Elazığlılar zaten Elazığ Spor'u ayrı bir seviyorlar. Tabii tabii. Elazığ Spor farklı bir yer. Yani Elazığ Spor bu yılın lokomotifi yani. Evet. Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli katılımlarınız için son olarak seyircilerimize ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kusura bakmayın. Belki hatamız oldu. Belki yanlış konuşmalarımız olsa da seyircilerden, sizlerden özür dileriz. Estağfurullah. Ne zaman arzu ederseniz biz varız. Her zaman da katkımız olabilirse, katkı sunabilirsek her zaman da buradayız. Size de ve Kanal 23 ailesine de teşekkür ediyorum. Evet. Kaleminiz hep güzellikleri yazsın Amin. Diyelim. Siz hep Amin. Güzellikleri yazın. Biz hep güzellikleri paylaşalım seyircilerimizle. Yeni asgari ücret zammı da bütün asgari ücretlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.